Başka bir açıklaması yok Kardinal Hazretleri. Böyle ellerini kollarını sallayarak Alamut gibi güvenli bir kaleyi tercih edecek kadar aptal değiller. Aklından ne geçiyor Titus? İçimizde bir casus olmalı. Etme bulma dünyası Titus. Bir vakitler Eyyubilerin arasında casuslarımız vardı. Eftelya, Nasır, Selçuklularda Karatoygar. Sonra da kayıların arasında Kurdoğlu. Şimdi onlar bizim aramıza casus sokmayı başardılar ha. Vay canına. Keçi kokulu çoban sürüsüne bak sen. O casusu mutlaka bulacağım. Konsül üyeleri çok gergin. Üstad Petruchio'nun hatalarının bedelini ödemek istemiyorlar. Eğer bu kale düşerse Haçlı seferleri tehlikeye girer. Çok daha kötüsü Titus. Eğer bu dediğin doğruysa Müslümanları yok etmek yerine onlarla anlaşmak isteyen sapkınlar kazanır. İşte esas felaket o zaman başlar. Türklerden ebediyen kurtulmak için elimize büyük bir fırsat geçti Kardinal. Altın tepside sunulan bu fırsatı sonuna kadar kullanacağım. İşimizi sağlama alalım Claudius. İşler ters giderse bu uğursuz yerden kurtulmanın bir yolunu bulmalıyız.
Merak etmeyin efendim. Buradan ancak cesedin çıkacak soysuz. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nedir ahval Deli Demir? Beyim, kalenin dehlizleri sandığımızdan daha çetin çıktı. Kırıp geçemez miyiz Deli Demir? Geçeriz beyim, geçeriz. Yalnız daha fazla adama ihtiyacımız var. Bir de çıkacak gürültüden kefrenin mutlaka haberi olacaktır. Yok mudur bir hal çaresi Deli Demir? O vakit işimiz daha da zor. Şimdi ikinci dehlizi bulmalıyız. Deli Demir, var gücünüzle çalışın. Pusatlarınıza taşları kırın. Ne yaparsanız yapın ama o kaleye girmeyi başarın. Emredersiniz beyim. Emredersiniz. Hazırladığım mektupta hepinizin imzası olursa bize yardıma gelecek olan ordunun sayısı kat be kat artacaktır. Bu topraklarda tek bir Türk bile canlı kalmayacak. Ya Türkler kaleye girmeyi başarırsa? Bu mümkün değil Üstad Ricardo. Ne surları açacak teçhizata ne de surların kapısına dayanacak savaş tekniğine sahipler. Onların sadece birer basit çoban olduğunu unutmayın. Alplerin ve onların beylerinin aptal olduğunu mu söylüyorsunuz Üstad Tutus? Bu kadar savaşçıyla buraya eğlenmeye gelmediler herhalde. Üstadlar, benim adım Titus. Bu kokuşmuş çobanların planları her neyse, içerideki casusları her kimse, öğreneceğim. Bundan emin olabilirsiniz. Bu mektup Haçlı kontluğuna ulaştığı an onlar için her şey bitmiş olacak. Bu mektubu imzalamakla Türklerin ölüm fermanını imzalamış olacaksınız. Kimsin sen? Burada işin ne? Ben Kardinal Thomas'ın şövalyesiyim. İsmim Claudius. Ne istiyorsun? Antakya Kilisesi'ne gitmesi gereken bir mektup var. Kardinal'in emri. Üstad, Titus'un emri olmadan hiçbir yere güvercin gönderemem şövalye Claudius.
Kusura bakma. Anlıyorum. Ertuğrul Bey'e de benden selam söyleyin. Ömer vazifesini yaptı. Sıra bizde. Devriye ve nöbetçi sayısını iki katına çıkar Ertuğrul. Kaleden haberci göndermek için her şeyi yapacaklardır artık. Ömer Titus'un göndereceği haberciye engel olamazsa biz olmak zorundayız. Ucu kanlı. Katil kanı silmiş ama hala kanlı. Yani? Yani casus yaralı olmalı. Ölmeden evvel onu yaralamış. Herkesi araştırın. Taze yarası olan herkesi bana getirin. Emredersiniz efendim. Claudius, sen de kardinalin adamlarını araştır. Kardinalin adamları arasında casus çıkmaz efendim. Sana ne diyorsam onu yap. Emredersiniz Üstad Titus. Tanrı'nın belası Türkler. Hepiniz cehennemliksiniz. Hepiniz öleceksiniz. En azından kalede artık bir casusun olduğundan eminiz. Ne yapacağız efendim? Haçlı kontluğuna bir haberci daha yollamalıyız. Gizli bir geçit var. Geçit mi? Evet. İki dehliz var. Birincisini Üstad Petruccio kapattı. Ötekinin yerini sadece ikimiz biliyorduk. Eğer isterseniz bu zor vazifeyi ben yapabilirim. Hayır. Sana burada daha çok ihtiyacım var. Nasıl isterseniz efendim. Babam Halime yengele sizin düğününüzü birlikte yapacakmış. Hele keferenin başına kaleyi yıkalım. İnşallah ileride senin düğününü de görürüz. Ben Bamsı ağabeyim gibi olacağım. Pusadımı avrat, atımı evlat yerine koyacağım.
İnşallah da Ertuğrul ve Turgut ağabeyim gibi büyük bir alp olacağım. Alp eğitimi için dağlara ne vakit çıkacaksın? Yiğit'i kaleden alır almaz babam bizi dağlara yollayacak. İşte o vakit eğitimimiz başlayacak. Hadi inşallah. İnşallah benim de senin gibi cesur evlatlarım olur. İnşallah. Bacılar, sabaha karşı bu mallar yola çıkacak. Ha gayret, gözünüzü seveyim. Ana! Ana! Bacılar, su getirin hemen. Gel. Dur ana. Sağ ol kızım. Bir şeyim yok, merak etmeyin. Başım döndü biraz. Ana, sen var git dinlen. Biz canla başla çalışır yetiştiririz malları. Bilirim. Ne kadar maharetli olduğumuzu bilirim. Yıllar evvel babam ata toprağında bir kalenin komutanıydı. O vakitte kalemizi Moğol'dan korumak için çok savaşmıştı babam. Ağabeylerim o harpte şehit düştüler. Ancak bir Moğol'u bile kalemize sokmadık. Şimdi hangi erimiz şehit düşecek? Bu yüzden cenkten sonra da obayı hazır etmeliyiz. Şehit düşen alplerimizin, analarının, evlatlarının, bacılarının, eşlerinin derttaşı olacağız. Bir de ölüsünü bile görmediğim Sungur Tekin'im var. Gönlüm, o ölmedi. Bir gün kavuşacaksınız diyor. İnşallah ana. İnşallah kavuşacaksınız. İnşallah kızım. İnşallah. Selcan nerededir? Gündoğdu Bey'im ona çadırdan çıkma demiş. O da çıkmaz ana. Ben ona bir bakayım. Bakayım. Gel ana. Kalkar. Kalkarım ben. Sağ olun. Allah'ım, beni bağışla. Evvel sen bağışla ki kulların senin merhametinden nasiplensin. Merhametinden bir damla da onların gönlüne düşsün. Allah kabul etsin. Sağ olasın ana. Sana bir bakayım dedim. Sağ olasın ana. Buyur, geç otur.
Baba çok belalar atlattı. Çok düşman savuşturdu. Lakin hiçbiri senin yaptıkların kadar içimizi acıtmadı. Onun için insanların tez zamanda seni affetmesini bekleme. Ne desem boş ana. Haklısınız. Lakin beni en çok gün doğdum meraklandırır. Evlenecek midir? Beni boşar mı ana? Boşarsa beni bu obadan yollayın. Bu saatten sonra kararı Gündoğdu verecektir. Bizden bir şey bekleme. Selcan kızım. İyi misin? Bilemedim ana. İnşallah yüklü değildir ana. Karargâhtaki alpler görüp üzülmesin, yeise düşmesin diye buraya geldik evlat. Alplerinin başında şehadet şerbetini arayan bir bey yoksa o gazadan kimseye hayır gelmez evlat. Hem insanı ölümden eceli korumaz mı? Uyuklayan var mı bir göz atın. Bu Türklerin ne yapacağı belli olmaz. Emredersin Şövalye Claudius. İşaret veriyor. Kaleden haberci gönderiyorlar. Turgut, Alper'e söyle gözünü dört açsınlar. Kaleden karınca bile çıksa bulup bana getireceksiniz. Emredersin beyim. Thank you.
Sen ne haltlar karıştırıyorsun Claudius? Verdiği habercileri mutlaka durdurmalıyız. Müsaadenle bu görevi ben almak isterim. Hemen harekete geç evlat. Turgut, atları hazırlayın. Yola çıkıyoruz. Deme dersini. Etrafı kolaçan edeyim dedim. Bu Türkler duvarları tırmanacak kadar gözü dönmüş savaşçılardır. Gidip biraz uyusam iyi olacak. İyi geceler efendim. Sana da. Soysuzlar kaçmayı başardılarsa? Atları yok Bamsı. Uzağa gidemezler. Arabi'nin müridi olmayı başarman, İslam dünyasıyla savaşımızda bize pek çok kapıyı açacaktır. Artık rakip değiliz. Etrafı kolaçan edeyim.
Bu bıçak mı seni yaraladı Claudius ha? Şövalyemi öldürdüğün bıçak. Neden yaptın bunu? Ha? Neden? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdullah. Hamza, nedir vaziyet? Zırhlar, sadaklar, urganlar ve kılıçlar tamamen bitmişti beyim. Hepsini yeniden yükledik. Hiçbir eksiğimiz yoktur. Eyvallah. O halde bir an evvel yola çıkalım. Yola çıkalım da büyük cenk başlamadan gazadan biz de nasiplenelim. Arabacı Dehli! Haydi Alpler, bire bismillah! Haydi bismillah! Gün doğdu beyim. Ne istersin Selcan? Gazaya gidersin. Gidip de dönmemek, gelip de görmemek var. Yola çıkmadan evvel dünya gözüyle seni son bir kez görmek istedim. Sen beni yaşarken öldürdün Selcan. Ben bunları hak edecek hiçbir şey yapmadım. Bundan sonra sana başka sözüm yoktur. Merhamet et gün doğdum. Merhamet. Selcan. Ayaklarına kapanıyorum. Onurumu ayaklar altına aldım. Sana yalvarıyorum. Ne olursun beni affet. Selcan. Bu iş bitti artık anla. Eğer bu yolda da şehit olursam hakkım sana helaldir. Uğurlar olsun.
Turgut. Şunun üstünü ara. Mektubu bulduk. Hadi toplanın, gidiyoruz. Claudius, Claudius! Senin lanet olası. Ertuğrul, kapatılan dehlizin yerini biliyorsa bunu ona Isadora söylemiş olmalı. O vakit ikinci dehlizden haberi var. O dehlizin yerini sadece ben biliyordum. Claudius'un bunu Ertuğrul'a söylemesi mümkün değil. Artık hiçbir şeyden emin olamayız Titus. Gönderdiğin haberci Antakya Açlı Kontu'na ulaşamazsa hepimiz burada geberir gideriz. Yiğit'i alıp gideceğim, hem de hemen. Bu tecritten sağ çıkmanız imkansız. Atınız da yok. Şansımı deneyeceğim. Bu kadar mı korkuyorsun kardinal? İsa bizi koruyacaktır. İşimi İsa'ya bırakamam Titus. Hem sizin gibi aptallarla yeterince meşgul olduğu belli. Siz bilirsiniz. Madem bu kadar çok gitmek istiyorsunuz. Efendim, Ertuğrul kaleye doğru geliyor. Yanında 3 alpiyle. Kapatılan dehlize hemen şövalyeleri gönderin. Türkler oradan sızmaya çalışabilirler. Emredersiniz efendim. Bize bedelmiş. Budala sürüsü. Ne istiyorsun Türk? Haçlı kontluğuna gönderdiğim mektubu sana geri getirdim. Buradan kurtulamayacaksın Titus. Kaçışın yok. O kalenin duvarları mezar taşlarınız olacak.
Bu da benim sana hediyem olsun Türk.